Evet, kazanmak için sahaya çıktığınız maçta maalesef 2 puan kaybettik. Oyun başında dengeli ve oyunu kontrol eden takımdık. İlk golde de rakibin taş pozisyonu diye düşündüğümüz ve oyuncumuz bıraktı arkasından direkt kalemize gelip rakip gol attı. Buna benzer pozisyonlar verdik. İleride basit top kayıpları ve arkasından kontrole çıktığı zaman defansımızda tehlikeli ataklar oldu ama bizim de vardı, rakibin de vardı. Daha iyi oynamalıydık. Tespitleri hep yaptık, yapıyoruz ama oyunumuz seviye olarak daha yukarı çıkmalı. Oyuncuların yeteneklerinin olduğunu inanıyorum. Ama kırılganlıkları oyunu tamamen kopartabiliyor. Oyun disiplinden kopmalar, bireysel oynamalar ve o kopmaların da bize yarar olmadığını biliyorum. Çünkü hücuma giderken driplingde gidip veya basit top kaybından sonra bizim alana gelen pozisyonların sayısı çok fazla. Kenar ortalarda mesela hücumda ilk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık veya arkadaşımızı göremedik. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Yani puan da önemli, 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk. Oyun başındaki o yavaş da oynasak oyun anlayışımız gitgele dönüştürmek bizim gibi takımlara, oyunculara eksik kalıyor. Üzgünüz çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan, işte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyet olan bir takım olarak yani kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız yani ama çok daha çalışmaya ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bunu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işinizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala da oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olursa değişiklik olur ama bu oyuncular da bu oyundan daha iyi yöneceğini biliyorum. Onu da bekliyorum zaten.